İslam dünyası bugün perişan durumda. Evet. Ve İslam dünyası bu kafayla hiçbir sorunu da halletmez. Evet. Çünkü ilim hakem değildir. İlim ortada yok. Akıl tatile gitmiş. Kim var? İşte o 47 İslam ülkesinden toplanan delegeler Hepsi tarikat çevresi ve hepsi de asrın müceddidi Benim efendim. şeyhim direkt Allah'la konuşuyor. Töbe töbe. Bugün ancak sahip. Çünkü onların piri Hakimi Tirmizi ki bu zat miladi 932 yılında ölmüştür. Evet. Temeli o atmıştır. Evet. O ne diyor? Peygamberler diyor ilahi kaynaktan diyor, vahiy yoluyla bilgi aldıkları gibi diyor. Veliler de ilham yoluyla. Onlar da aynı kaynaktan, aynı kaynaktan bilgi alırlar. Bilgi alırlar ve kesin olan ilim de budur diyor. Onun izinden gelen. İmam Gazali dedikleri zat, o da diyor ki, bilgi edinme kanalları diyor, işte şunlardır diyor. Görmek, işitmek, duymak, dokunmak bu beş duyu. Bunlar birer bilgi kanalıdır diyor. Bu kanallardan gelen bilgiler havuzda toplanır diyor. Havuz nedir? Havuz kalptir diyor. Bir kimse diyor irfan ehli olmaya evet. karar vermişse diyor bu bilgilerin hiçbirine itibar etmeyecek. Evet. Yani gördüğüne de inanmayacak, duyduğuna da inanmayacak, dokunduğuna da kokladığına da hiçbir şeye inanmayacak. Neye inanacak? Murşidin sözüne. Murşide inanacak diyor. O zaman diyor irfan ehli olabilir. Yoksa irfan ehli olamaz. Yüzde yüz teslimiyet gösterecek Murşide diyor. Murşid derse bu acı değildir, bu tatlıdır. O acı biber de olsa evet ben yanılıyorum. Bu biber acı değildir, tatlıdır. Benim ağzımın tadı bozulmuş diyecek. Müşrik murşid mü, 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 derse ki o senin gördüğün hayaldir, gerçek değildir. Hemen inanacak diyecek ki bu benim gördüğüm evet. şeytan bana yanlış gösteriyor. Evet. Hayal gösteriyor. Hı hı. Hemen gördüğüne değil murşidin söylediğine inanacak. İnanacak. Ay şimdi Bunların bu Gazali'nin ve Hakim ettirmizinin Hatmül Evliya Almül Evliya kitaplarında yazdıklarına inanan bir insan insan olmaktan çıkıyor zaten. Öyle bir insandan hayır gelir mi artık? Yani bir bir hayvan dahi geliyor karşıdan kurt geliyor kurttan kaçıyor. Tehlikeden kaçıyor. Evet. Zehirli, acı bir ot yiyor, bir daha yemez onu. Yani insan ki eşrafe mahlukattır. Evet hocam. Ve insan hayvanı natıktır. Evet. Düşünen, akıl eden canlıdır insan. Evet. E peki insan bütün Allah'ın verdiği bu üstün vasıfları hepsini inkar edip de ben şeyhimin ağzına bakarım. E senin şeyhin de herkes de kendi şeyhini direk Cenab-ı Allah'la konuşuyor zannediyor. Konuşuyor. Ona inanıyor. E ne olacak? İşte İslam dünyası bin seneden beri müsbet ilim kapandı. O şimdi o bir soru o onu bir gün uzun uza diye bir programla anlatmamız gerekir. Müsbet ilmi nasıl reddetti İslam dünyası onu ne? Set çekti. Ve o gün bugün baş aşağı gidiyor. Ve ondan sonra da her şeyi ne olursa efendim dış güçler onların iş birlikçisi olan iş güçler evet. yahu sizin sizin vazifeniz nedir? Evet. Siz bunların bunların zararını önlemek için Önlem almak, tedbir almak sizin işiniz değil mi? Yani. Siz niye suçu üstünüzden atıyorsunuz da ondan sonra onlara şey yapıyorsunuz.